Merhaba arkadaşlar. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerle beraberiz. Bu bölümde birinci dereceden iki bilinmeyenli öncelikle denklemlerden bahsedeceğiz. A, B, C gerçek sayılar A ile B sıfırdan farklı olsun. X ve Y de değişkenler olsun arkadaşlar. AX artı BY artı C eşit sıfır şeklindeki denklemlere birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem denir. Burada X ve Y'nin kuvvetleri bir olduğu için birinci dereceden olurlar. Arkadaşlar X ve Y gibi iki tane bilinmeyen olduğu için iki bilinmeyenli denklem olurlar. Bu denklem analitik düzlemde bir doğru belirtir. Yani birinci dereceden iki bilinmeyenli bir denklem bir doğruyu ifade eder. Bu denklemi sağlayan X, Y sıralı ikilileri çözüm kümesini oluşturur. Yani doğrunun üzerindeki noktalar bizim denklemimizin çözüm kümesini oluşturmaktadır. Örnek 1'e bakalım. A eleman R olmak üzere denklemini sağlayan sıralı ikililerden bir tanesi 2'ye 1'miş arkadaşlar. Demek ki X yerine ne gelmiş? 2. Y yerine ne gelmiş? 1 gelmiş. Yazalım yerine. X yerine 2, Y yerine 1 yazıyorum. Dağıtırsam ne olur? 2A eksi 4 artı A artı 1 eşittir 12 olur arkadaşlar. Buradan 3A eksi 3 eksi 3 karşıya attım 15. Buradan A ne geldi? 5 geldi. AX artı BY artı C eşit 0 denklemini sonsuz sayıda XY sıralı ikilisi sağlar. Bu sıralı ikililer ucuca eklenerek bir doğruyu oluştururlar. Örnek 2, 2 eksi x eşit 3 denklemini sağlayan tüm XY sıralı ikililerin oluşturduğu doğru grafiğini çiziniz diyor. Bu grafiği çizerken özellikle doğrunun eksenleri kestiği noktaları buluruz. Genelde onlar verilir bize ama onları bulmak zorunda değiliz arkadaşlar. Bunun için x'e 0 verip denklemde y'yi buluruz. X 0 ise 2y eşittir 3 eşittir 3 bölü 2 olacaktır. Sonra da y'ye 0 verip x'i buluruz. Y 0 ise eksi x eşittir 3 eksi x eşittir 3. Buradan da x eşittir eksi 3 olacaktır. 3 bölü 2 idi. Evet. Y eksenini kaçta kesiyormuş? 3 bölü 2'de. X eksenini eksi 3'te kesiyormuş. Aradığımız x'ye ikilileri bu doğrunun üzerindeki noktalardır. Örnek 3. Bir fabrika yeni alınan bir sipariş için her gün 100 ton ham madde üretmekteymiş. Üretilmesi gereken de 2400 ton ham madde varmış. Fabrikanın ürettiği ve sipariş için üretilmesi gereken ham madde miktarının zamana bağlı değişimini ayrı ayrı denklemlerini bulup grafiklerini çizin diyor. İki ayrı grafik var burada. Birincisi fabrikanın ürettiği ham madde miktarı, sipariş için üretilmesi gereken madde miktarı. İkisini ayrı ayrı çizeceğim arkadaşlar. Birincisi günde 100 ton üretiyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla y eşittir 100 çarpı x olacaktır. X'imiz zamansa, her gün 100 ton üretiliyorsa y ne olacaktır? 100 çarpı x olacaktır. Yani zamanımız neydi? Gün. Bir günde ne kadar üretiliyor? 100 ton. 2 günde 200 ton. Bu şekilde en son 24 günde 2400 ton üretilecektir. Üretilmesi gerekenin zamana bağlı grafiği ne olur diyor. İlk başta üretime yeni başlanıldığında 2400 ton üretilmesi gerekiyor. Her geçen gün, her gün 100 azalıyor arkadaşlar. O zaman burada y için ne söyleyebiliriz? 2400 eksi 100x diyebiliriz. Burada x 1 için 2300 oluyor. 2 için 2200. Yani her gün 100 azalıyor. Peki kaç günde gider, biter ya da? X'e 24 verirsek ne olacaktır? 24 günde üretilmesi gereken tamamen üretilmiş olacaktır. Örnek 4. Aşağıdaki grafikte yeni dikilen bir ağaç fidesinin yıllara göre boyunun uzunluğu gösterilmiş. Fidenin boyunun bir önceki ölçüme göre 10 cm olduğu görülüyormuş her yıl. 15. yılda fidenin boyunun uzunluğu 2 metre yani 200 cm olmuş. Buna göre ilk dikildiğinde ne olur? Her yıl yani bir yılda 10 cm uzuyorsa 15 yılda ne kadar uzayacaktır? 150 santimetre uzayacaktır. O zaman şurayı birleştirirsek şu aradaki mesafe 150 santimetreymiş.
Peki tamamı 200 santimetre, 150 bu araysa aşağıya ne kaldı arkadaşlar? 50 santimetre kaldı. Dolayısıyla fidanın ilk dikildiğinde boyu neymiş? 50 santimetreymiş. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri ABCD EF gerçek sayılar olmak üzere AX artı B'ye artı C eşit 0, DX artı E'ye artı F eşit 0 denklem sistemine birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemi denir. Sistemin çözümü yapılırken her iki denklemi de sağlayan X ve Y değerleri yok etme yöntemiyle, yerine koyma yöntemiyle veya grafik çizilip grafiğin üzerinde inceleme yöntemleriyle çözümlerine ulaşılır. Birincisi yok etme yöntemi. Denklem sisteminde bilinmeyenlerden birini yok etmek için katsayılar eşit ve zıt işaretli olacak şekilde denklemler düzenlenir ve oluşan denklemler toplanarak bir bilinmeyenli bir denklem elde edilir. Yani gözümüze kestirdiğimiz bir değişkeni katsayılarla işlemler yaparak yok ederek çözüme gideriz arkadaşlar. Peki burada ne istiyor bizden? X, Y sıralı ikilisini bulunuz diyor. Y yok etmek kolay. Alttaki denklemi hemen eksi ile çarpıyorum arkadaşlar. Taraf tarafa toplarsam ne olacaktır? Y'ler gitti. 3x eksi x ne olacaktır? 2x. 17 eksi 13 ne olacaktır? 4 olacaktır. X ne geldi buradan? 2 geldi. Bir tanesini de yerine yazalım. X artı y 13'tü. X'e 2 yazarsak y ne olacaktır buradan? 11 olarak gelecektir. Sıralı ikilisini sorduğu için 2'ye 11 aradığım cevap olacaktır. Örnek 6 denklem sistemini sağlayan x, y sıralı ikilisini bulunuz demiş. Bir tanesini gözümüze kestirelim. Hangisini yok edelim? X'i yok edelim. Bunun için katsayıları eşitleyeceğim. Burayı eksi 3 ile, şurayı 2 ile çarpacağım. Yukarı eksi 3 ile çarparsam eksi 6x eksi 15y eşittir. Eksi 9. Aşağıyı 2 ile çarparsam 6x artı 4y eşittir. 20 olacaktır. Buradan taraf tarafa toplarsam gider. Ne kalır burada? Eksi 11y. Burada ne kalır? 11. Buradan da y eşittir. Ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Bir tanesini de yerine yazalım. Y'nin yerine eksi 1 yazarsam. Eksi 2'yi karşıya attım. 3x eşittir. Ne olur? 12. 3'e bölersem x ne olur buradan? 4 olacaktır. Ne istiyor bizden? X'ye sıralı ikilisi diyor. 4'e eksi 1 aradığımız cevap olacaktır. Örnek 7 denklem sistemini sağlayan x, y sıralı ikilisini bulunuz demiş. Hangisini yok edelim arkadaşlar? Seçelim birini. Y yok edelim. Alttaki ifadeyi ben kaçla çarpayım? 4 ile çarparsam burası da y bölü 2 olur. Bu da y bölü 2 zaten. O zaman birbirini götürür arkadaşlar. Yukarıyı aynen yazıyorum. X bölü 6 artı y bölü 2 eşittir 10. Aşağısı ise 4 ile çarparsam 2x eksi y bölü 2'dir. 16 olacaktır. Taraf tarafa toplarsam y bölü 2'ler gitti. 2x artı x bölü 6 eşittir. 10 artı 16 26 yapacaktır. Buradan da 12 bir daha. 13x bölü 6 eşittir 26. Sadeleşirse burası ne olur? 2. X ne olacaktır buradan? 12 gelecektir. Bir tanesini de yerine yazalım. Alttakini de yazalım. 12 bölü 2 6 yapacak. Eksi y bölü 8 eşittir 4 olur. Buradan y bölü 8'i sona 4'ü başa atarsak 2 eşittir y bölü 8. 8'i de karşıya gönderirsem y eşittir 16 olacaktır. Ne istiyor benden? X, y ikilisi demiş. 12'ye 16 ikilisini bulmam istemiş. Yerine koyma yöntemi. Denklem sistemindeki denklemlerden bir tanesinde değişkenlerden biri yalnız bırakılır. Bulunan ifade de yerine yazılır. Örnek 8 denklem sistemini sağlayan x, y ikililerini bulunuz diyor. Şurada x'i yalnız bırakıyorum. X eşittir ne olur? 19 eksi 2y. Bulduğum ifadeyi alttaki denklemde yerine yazıyorum. 4 çarpı x'in yerine ne yazıyorum? 19 eksi 2y artı 3y eşittir 66. Buradan 19'u 4 ile çarparsak 76 eksi 8y artı 3y eşittir 66. Buradan da eksi 5y sona atarsam 5y. 76'dan 66 çıktı 10. Y buradan 2 gelecektir. Bir tanesini de yerine yazalım. Y'nin yerine 2 yazarsam 2 kere 2 4. Karşıya atarsam x ne gelecektir?
19 eksi 4'ten 15 gelecektir. Aradığımız x'i ikilisi ne olacak? 15'e 2 olacaktır. Grafik çizimi denklem sistemini oluşturan denklemlerin belirttiği doğruların noktası ya da noktaları bu denklem sisteminin çözüm kümesini oluşturur. Örneğin şurada doğruları çizdiğimizde kesim noktası verilmişse bana bulduğum kesim noktası her iki doğrunun da üzerindedir. Yani her iki denklemi de sağlar. Dolayısıyla bu denklem sisteminin çözüm kümesi olacaktır. Örnek 9. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz. Denklemlerin belirttiği doğruları çizerek grafiği yorumlayınız diyor arkadaşlar. Önce çözüm kümesini bulalım. Taraf tarafa toplarsak y'ler gider. 3x ne olacaktır? 9. X buradan 3 gelecektir. X 3 ise bir tanesini de yerine yazalım. Şuraya 3 yazarsam. Y'yi karşıya 2'yi başa atarsam. Y eşittir 3 eksi 2'den ne olacaktır? 1 olacaktır. Yani kesişim noktamız neymiş? 3'e 1'miş arkadaşlar. Bir de grafiklerini çizelim. Üzerine görelim bu kesişim noktasını. Öncelikle 2x artı y eşittir 7 doğrusunun grafiğini çizelim. Nasıl çizeceğiz? Burada x'e 0 verip doğrunun y eksenini kestiği noktasını bulacağız. X 0 ise y ne olacaktır? 7 olacaktır. Sonra y'ye 0 verip x eksenini kestiği noktayı bulalım. 0 ise 2x eşittir 7. X ne olacaktır buradan? 7 bölü 2 olacaktır. Demek ki şu doğrumuz olsun bu. X eksenini nerede kesiyormuş? 7 bölü 2'de. Y eksenini 7'de. Şurası 7. Şurası 7 bölü 2. Bu da 2x artı y eşittir 7 doğrusu olsun. O zaman diğer doğruyu da çizelim. X eksi y eşittir 2 doğrusu. X'e 0 verirsem eksi y eşittir 2. Y ne olur? Eksi 2 mi? Y'ye 0 verirsem x eşittir artı 2 olacaktır. Demek ki bu doğru x eksenini nerede kesiyor? Artı 2'de. Y eksenini nerede kesiyor? Eksi 2'de. Doğruları çizersek kesişim noktası burası olacaktır. Demek ki bunun apsisi neymiş? 3'müş. Ordinatı neymiş? 1'miş kesişim noktasının. Örnek 10. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz ve denklemlerin belirttiği doğruları çizerek grafiği yorumlayınız arkadaşlar demiş. Şimdi bakalım yukarıdaki denklemi 3 ile çarparsak ya da eksi 3 ile çarparsak ne olur? Eksi 3 ile çarptığımda eksi 3x artı 3y eksi 6 eşit 0. Alttaki denklemde de ne var? Eksi 3x artı 3y eksi 6 eşit 0. Bu denklemler aynı denklemler taraf tarafa çıkarırsak hepsi gidecektir. 0 eşit 0 çıkacak. Peki bu doğru mu? Doğru. Dolayısıyla çözüm kümemiz reel sayılar olacak. Buradaki reel sayı dediğimiz şu doğrunun üzerindeki bütün noktalar arkadaşlar. Şimdi o halde çizelim bunu. X eksi y artı 2 eşit 0 doğrusunu. Burada x'e 0 verirsem y ne olacaktır? 2 olacaktır. Y'ye 0 verirsem x ne olacaktır? 0 verdim. Eksi 2 olacaktır. Demek ki y eksenini 2'de x eksenini eksi 2'de kesen bu doğru ne doğrusuymuş? X eksi y artı 2 eşit 0 doğrusuymuş. Peki diğer doğruyu çizelim. Eksi 3x artı 3y eksi 6 eşittir 0. Buradan da x'e 0 verirsem 3y eksi 6 eşit 0'dan y eşit 2 gelecek. Y'ye 0 verirsem eksi 3x eksi 6 eşit 0'dan x buradan eksi 2 gelecektir. Kısaca bu doğru da hangi doğrudur? Bu doğru da aynı doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki denklemin birbirini ifade ettiği doğrular birebir örtüşen doğrulardır. Çözüm kümesi de bu doğrunun ta kendisidir. Örnek 11, eksi x artı 2 eşit 5, eksi 2 artı x eşit 3 denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz ve denklemlerin belirttiği doğruları çizerek grafiği yorumlayınız demiş arkadaşlar. Hemen çizelim grafiği. X'e şunu şöyle bir yazalım. X'e 0 verirsem y ne oldu? 5 bölü 2. Y'ye 0 verirsem x ne olur? Eksi 5 olur. X eksenini eksi 5'te y eksenini 5 bölü 2'de kesen doğru şu doğru arkadaşlar. Buna D1 doğrusu diyelim. Diğer doğruyu da çizelim. Eksi 2y artı x eşittir 3 doğrusu. X 0 için eksi 2y 3 y ne olacaktır?
eksi 3 bölü 2. Y 0 için x eşittir 3. X ekseni 3 de y eksenini eksi 3 bölü 2 de kesiyor arkadaşlar. Bu doğrulara baktığımızda 5'e 3, 5'e 3 oranı var. Yani bu doğrular paralel doğrular arkadaşlar. Bunlar hiçbir zaman kesişmezler. Yani çözüm kümeleri nasıldır? Boş kümedir. Ax artı b artı c eşit 0 denkleminde abc 0 eşitse, bütün katsayılar 0 ise arkadaşlar, x ve y yerine ne yazarsak yazalım eşitlik sağlanır. Yani denklem her x'ye sıralı ikilisi için sağlanacaktır. Örnek 12. Eşitliği her x'ye sıralı ikilisi için sağlandığına göre abc çarpımı kaçtır diyor. O zaman x'e göre düzenleyelim arkadaşlar. Ne olur? X parantezini alırsam a artı 1 olacaktır. Artı b eksi 3 y eksi c eksi 2 eşit 0 oldu. Hepsi 0'dı. Bütün katsayılar b eksi 3 0, a artı 1 0, sabit 0. Buradan a artı 1 0 ise a ne gelecektir? Eksi 1. B eksi 3 0 ise b ne gelecektir? 3. C eksi 2 eşit 0 ise c ne gelecektir? Eksi 2 gelecektir. Bizden ne istiyor? 3'ün çarpımını istiyor. Eksi 1, 3 ve eksi 2'nin çarpımı ne yapacaktır? 6 yapacaktır. Örnek 13. Eşitliği her x'ye sıralı ikilisi için sağlandığına göre a artı b toplamı kaçtır diyor. X'ye ikilisi için sağlandığına göre diyorsa x ve y'ye göre önce dağıtıp sonra düzenlemem gerekiyor. Dağıtıyorum arkadaşlar. Fazla dağıtmayın ama. Ax artı ay artı eksi 2bx artı 3by eksi 5y eşittir 0 oldu. X'leri bir araya topluyorum. A başka ne var? Eksi 2b x. Y'leri bir araya topluyorum. A artı 3b eksi 5y eşittir 0 oldu. Her x'ye ikilisi için sağlandığına göre katsayılar ne olmalı? 0 olmalı. A eksi 2y 0 ise a ne gelecektir? 2b olarak gelecektir. A artı 3b eksi 5 eşit 0 ise a artı 3b ne olacaktır? 5. A'nın yerine de 2b yazarsak 5b buradan 5, b eşittir 1 gelecektir. B1 ise a ne olacaktır? 2 olacaktır. Benden ne istiyor? A artı b istiyor. 2 artı 1 ne yapacaktır? 3 yapacaktır. D1 ve D2 doğrularının denklem sisteminin çözümlerini inceleyelim. Birincisi, bu doğrular arasında hiçbir orantı yoksa arkadaşlar. Yani A bölü D oranı, B bölü E, C bölü F oranları birbirine eşit değilse, o zaman bu doğrular arasında özel bir durum yoktur. Bu doğrular bir noktada kesişirler arkadaşlar. O halde ortak çözdüğümüzde kesişim kümesi de ne olacaktır? Olacaktır. Burada şu cümleyi söyleyebiliriz. Kesişen iki doğrunun bir ortak noktası olacaktır. Örnek 14. Denklem sisteminin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre A kaçtır diyor. Baktığımda ilk ikisinde bilinmeyen eleman yok. Yani X'ye dışında başka bir bilinmeyen yok. Ancak üçüncüsünde A bilinmeyeni var. O zaman ilk ikisini çözelim arkadaşlar. Bulduğumuz değerleri üçüncü denklemde yerine yazalım. Nasıl çözeriz? Üsttekini 2 ile çarparsak çözeriz. Ne olur? 6x artı 2y eşittir 14. 5x eksi 2y eşittir 8. Taraf tarafa topladığımızda 11x 22. X buradan 2 gelecektir. X yerine 2 yazarsak 6 artı y eşittir 7. Y eşittir ne gelecek buradan? 1 gelecektir. Bizden ne istiyor? A'yı istiyor. Bulduğumuz bu değerleri 3. eşitlikte yerine yazalım. X yerine 2 yazacağım. A çarpı 2 eksi A eksi 2 çarpı Y yerine de 1 yazacağım. Eşittir 5. Düzenlersem 2A eksi A artı 2 eşittir 5. A eşittir buradan ne gelecektir? 3 olarak gelecektir. Doğruların denkleminde X'lerin katsayıları oranı Y'lerin katsayıları oranına eşit. Bu oran sabitlerin oranına eşit değilse bu doğrular paralel doğrulardır. Paralel doğruların kesişim kümesi boş kümedir. Yani bu denklemin çözüm kümesi boş küme olacaktır. Bu iki doğrunun ortak noktası yoktur.
Örnek 15, denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme ise katsayılar orantılı olmalıdır. Yani 2a-3'ün 3a-5'i oranı ne eşit olmalı? -1/-2 eşit olmalı. Katsayıların işaretlerini değiştirirsek 1 bölü 2'ler dışlar çarpımı yapalım. 2 ile çarparsak 4a-6, 1 ile çarparsak 3a-5 olacaktır. Atarsak karşıya a, atarsak karşıya ne olacaktır? 1 olacaktır. İki denklemde bütün katsayılar orantılı ise, yani x'lerin katsayılar oranı y'lerin katsayılar oranına, o da sabitlerin oranına eşitse, bu iki doğru çakışık doğrudur. Yani aynı doğrulardır. Çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Bu doğruların üzerindeki bütün noktalar bu denklem sisteminin çözüm kümesi olacak. Örnek 16. Denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre demiş, bütün katsayılar ne olmalı? Orantılı olmalı. Yani a-2'nin 1'e oranı, x'in katsayısı 1 burada, 9'un b+2 oranına, o da sabitlerin oranına eşittir. 3/1. Buradan 3'e 1 ise 3'te 1 arkadaşlar. 9'un 3'te 1 ne olacaktır? 3. b+2 3 ise b ne olacaktır? 1. 1'e 3 ise 3 katı 1'e 3 olacaktır. a-2 3 ise a ne olacaktır? 5 olacaktır. Ne istiyor benden? İkisini toplayın. 5 1 daha kaç eder? 6 edecektir. Daha önce bakmış olduğunuz ödev testi sorularının çözümüne geçiyorum. Birinci soru. Denklemini sağlayan sıralı ikililerden bir tanesi 1'e 2'ymiş arkadaşlar. Demek ki x yerine 1, 2 yaz diyor. M'yi de bul diyor arkadaşlar. Bulalım. m+2'yi dağıtırsak 4m-2 eşittir 13 oldu. Buradan 5m eşittir. 2'yi karşıya atarsam 15. M ne gelecektir? 3 gelecektir. İkinci soru, denklemini sağlayan sıralı ikililerden biri a'ya 5'miş arkadaşlar. O zaman x yerine ne yaz diyor? A, y yerine 5 yaz diyor. Yazarsak 5a+2 × 5 = 10 eşittir 15. Onu karşıya atarsam 5a = 5. A ne gelecektir buradan? 1 olarak gelecektir. x+y eşit 2 denklemini sağlayan tüm xy sıralı ikililerinin analitik düzlemdeki grafiği nedir diyor arkadaşlar. x+y eşit 2 demiş. X'e 0 verirsem y eşittir ne olacaktır? 2. Y'ye 0 verirsem olacaktır 2. Demek ki x eksenini 2 de y eksenini 2 de kesmiş. X eksenini eksi 2 de kesmiş bu. Y eksenini eksi 2 de kesmiş. 2'ye 2 hangisi? C şıkkı doğru cevap. Denklemini sağlayan tüm x'ye sıralı ikililerinin analitik düzlemde oluşturduğu grafik hangisidir diyor arkadaşlar. Şöyle yana alalım bir. X'e 0 verirsem eksi y eşittir 4. Y ne olacaktır? Eksi 4 olacaktır. Y'ye 0 verirsem 2x eşittir 4. X eşittir 2 olacaktır. Yani doğrumuz x eksenini 2 de y eksenini eksi 4'te kesmiş. X eksenini 2 de y eksenini eksi 4'te kesmiş. Olduğuna göre x kaçtır diyor. Taraf tarafa toplarsam y'ler gidecektir. 2x eşittir 18. 2'ye bölersek x eşittir ne olacaktır? 9 olacaktır. Olduğuna göre x çarpı y çarpımı kaçtır diyor arkadaşlar. Bakalım buradan hangisini yok edebiliriz ya da yerine de koyabiliriz arkadaşlar. Y'yi sağ atalım 11'i başa gönderelim. Ne olur? 2x eksi 11 eşittir y arkadaşlar. Y gördüğüm yere ne yazacağım? 2x eksi 11 yazacağım. Eşittir 8 oldu. Buradan x artı dağıtırsam 4x eksi 22 eşittir 8. Buradan 5x eşittir 30. X ne gelecektir? 6 gelecektir. Ödev testi orta düzey birinci soru. Birinci dereceden 2 bilinmeyenin denklemini sağlayan x'ye sıralı ikililerden bir tanesi -1/2'ymiş arkadaşlar. Bir tane diğeri de 4'e t'ymiş. Buna göre t'yi bulunuz diyor arkadaşlar. -1/2'yi yerine yazıp a'yı bulalım önce. -1/2 yazıp a'yı buluyorum. -1 ile çarparsam ne olur? -a+1.
2 ile çarparsam 6 eksi 2a eşittir 13 arkadaşlar. Buradan eksi 3a artı 9 eşittir 13. 9'u çıkarırsak, bakalım şurada 1 unutmuşuz. 6, 1 daha 7. Şu 9 değil, düzeltelim arkadaşlar. Eksi 3a artı 7 eşittir 13. Eksi 3a eşittir 6. A eşittir eksi 2 olacaktır. Yerine yazalım eksi 2'yi. Şurada eksi 2 eksi 1 daha eksi 3x. Eksi 2 yazdık. Önünde eksi var, artı oldu. 3, 2 daha 5y eşittir 13 oldu. Bunun üzerindeki başka bir nokta 4'e t noktasıymış arkadaşlar. X'e 4, y'ye t verelim. Ne olur? Eksi 12 artı 5t eşittir 13'müş. 12'yi karşıya attık. 5t eşittir 25. T ne olacaktır buradan? 5 olacaktır. Denklem sistemini sağlayan x'i sıralı ikilisi hangisidir diyor arkadaşlar. Ne yapalım yine? X'in yerine şurada 7 eksi 3y'ye yazalım. X gördüğüm yere 7 eksi 3y'ye yazıyorum. Artı 5y eşittir 13. Buradan da 14 eksi 6y artı 5y eşittir 13. Düzenlersek eksi y oldu burası arkadaşlar. 14'e karşıya atarsak eksi 1 oldu. Y eşittir 1 olacaktır. Y 1 ise bir tanesini de yerine yazalım. Şuraya yazdım. 5'i karşıya attım. 8, 2'ye böldüm. X ne oldu? 4 oldu. Demek ki aradığım nokta neymiş? 4'e 1 noktasıymış. X ve Y birer tam sayıymış. 1 bölü şu ifade artı 1 bölü bu ifadenin toplamı 1'miş. Ancak arkadaşlar 2 olursa 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 1 olur. Ne zaman? X ve Y tam sayı olduğunda arkadaşlar. O zaman 2X artı Y eksi 5 eşittir 2. Buradan da 2X artı Y eşittir 7 oldu. Burası nedir? X artı Y eksi 4 eşittir 2. Buradan da X artı Y eşittir 6 oldu. Ne istiyor benden? X çarpı Y istiyor. Alttaki ifadeyi eksiyle çarpalım. Şöyle çarptım. Taraf tarafa toplarsam gittiler. Ne kaldı X? 7'den 6 çıktı. 1 oldu. Bir tanesini de yerine yazayım. Örneğin şunu da yerine yazalım. X yerine 1 yazıyorum. 2 artı Y eşittir 7. Y buradan 5 olacaktır. X 1, Y 5 ise çarpımı ne olur? 1 kere 5, 5 olacaktır. Olduğuna göre 2 eksi x ifadesindedir diyor. Payda eşitleyelim. Ne olur burası? 3xy eksi 4 bölü 3y eşittir 2. Buradan da 3y'yi karşıya atarsam 3xy eksi 4 eşittir 6y olacaktır. Aynısını aşağıda yapalım. Payda eşitliyorum. 3xy eksi 8 bölü x eşittir 3. Buradan da 3xy eksi 8 eşittir 3x arkadaşlar. Buradan taraf tarafa çıkarırsak, şurayı eksiyle çarpıyorum, artı eksiyle çarpıyorum, artı eksi. 3xy'ler birbirini götürecek. Ne olacak burası? 4. 6y eksi 3x olacak. Benden ne istiyor? 2 eksi x istiyor. 3 parantezini alsam 2 eksi x gelir. Evet. Şurası 4 oldu. 3'ü de karşıya gönderirsem aradığım cevap ne olacaktır? 4 bölü 3 A şıkkı olacaktır. Denklemi her x'ye sıralı ikilisi için sağlandığına göre A çarpı B çarpımı nedir diyor arkadaşlar. Her x'ye için sağlandığına göre demek ki katsayılar neymiş? Sıfırmış. Buradan A eksi 2 sıfırsa A ne olacaktır? 2. B eksi 3 sıfırsa B ne olacaktır? 3 olacaktır. Bize bu iki değerin çarpımını sormuş. 2 kere 3 ne yapacak? 6 yapacak. Denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre bu doğrular paralelmiş. Ya da x'lerin katsayıları oranı neye eşitmiş? Y'lerin katsayıları oranına. 7 bölü A artı 1'e. İçler dışlar çarpımı yaparsak A eksi 1 ile A artı 1'in çarpımı 9 kere 7 63 yapacaktır. 2 kare farkı birincinin karesi eksi karesi eşittir 63'ten.
Akar eşittir 64. Şu 1 arkadaşlar. A ne gelecektir buradan? Artı eksi 8 gelecektir. Ne diyor? Pozitif değer istiyor. Yani artı 8'i soruyor. Denklem sistemini sağlayan sonsuz sayıda x'ye gerçek sayı ikilisi varsa bütün katsayılar orantılı demektir. Yani m'nin 3'e oranı, eksi 2'nin n'ye oranı, eksi 1'in 3'e oranı birbirine eşit. Baktığımda kaç katı? Eksi 3 katı arkadaşlar. Eksi 2, eksi 3 ile çarparsam 6. Ya da içler dışlar çarpımı yapalım. Ne olur? Eksi n eşittir. Eksi 6. N buradan 6 gelecektir. Birinci ile üçüncü arasında da aynısını yapalım. Eksi 3 eşittir. 3m. 3'ler sadeleşirse m ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Ne istiyor? M artı n toplamı nedir diyor. 6 eksi 1 ne yapacaktır? 5 yapacaktır. A ve B birer tam sayıymış. Şu toplam A kök 5 eksi B kök 5'e eşitmiş. A üzeri B ifadesinin değeri nedir diyor. A artı 2B eksi 3 eşittir. Kök 5 parantezini alırsam ne olur? A eksi B olur çarpı kök 5. Şimdi A ve B birer tam sayı olduğuna göre şu işlemin sonucu bir tam sayıdır. Halbuki A eksi B çarpı kök 5 ifadesi bir tam sayı değildir arkadaşlar. Yanında köklü sayı çarpanı olan bir sayıdır. O zaman A eksi B'nin ne olması gerekir? 0 olması gerekir. A eksi B'nin 0 olması için de A'nın B'ye eşit olması gerekir. A'yı B'ye eşit diyelim. Ne geldi buradan? B yerine A yazarsak ne olur? Şuraya A yazdım. 3A eksi 3 eşittir 0. A ne geldi? 1. B eşitti. Buradan B ne geldi? 1 geldi. Denklem sistemini sağlayan x'y sıralı ikilisi eksi 2, 2 olduğuna göre A çarpı B nedir diyor. X gördüğümüz yere eksi 2, y gördüğümüz yere 2 yazacağız. Y gördük 2, x gördük eksi 2. Düzenlersek ne olur? Eksi 4A eksi 2B eşittir 8. Buradan y yerine 2 yazarsak 2B eksi 2 ile çarparsak eksi A'yı artı 2A eşittir neymiş? 6'ymış arkadaşlar. Taraf tarafa toplarsak ne olur? Eksi 2A eşittir 14. A buradan ne geldi? Eksi 7 geldi. Bir tanesini de yerine yazalım. Şurada yazalım. Eksi 7. Eksi 14 oldu. Attık karşıya 20. 2B eşittir 20. B ne geldi buradan? 10 geldi. Benden ne istiyor? A çarpı B. Eksi 7 ile 10'u çarparsak ne olur? Eksi 70 yapacaktır. Eşitliği her x'ye gerçek sayısı için sağlandığına göre A eksi B farkı kaçtır diyor. Önce bunları dağıtıp x ve y'ye göre düzenlemeliyim arkadaşlar. Dağıtıyorum. 2ax artı 3ay. Şurayı dağıtıyorum şöyle. Sonra b'yi dağıtıyorum. Artı 2by eksi bx. 5x ve 4y'yi de başa atıyorum. Eşittir 0. Buradan x'e göre düzenlersem x parantezini aldığımda ne kalır? 2a eksi b x'e göre aldım. Eksi 5. Artı y'ye göre aldım. Ne kaldı? 3a artı 2b eksi 4 eşittir 0 arkadaşlar. Şimdi her x'ye için sağlandığına göre x'in ve y'nin katsayıları neymiş? 0'mış arkadaşlar. Buna göre 2a eksi b eksi 5 eşittir 0. 2a eksi 5 neymiş? 2a eksi b neymiş? 5'miş. 3a artı 2b eksi 4 eşit 0 ise 3 artı 2b ne eşitmiş? 4'e eşitmiş. Buradan ne istiyor bizden? A eksi b nedir diyor. Direkt bulabiliyor muyuz arkadaşlar? Çıkarsak direkt gelmiyor. O zaman a'yı ve b'yi bulalım. Nasıl yapalım? Üsttekini 2 ile çarpalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Üsttekini 2 ile çarpıyorum. Ne olur? 4a eksi 2b eşittir 10. Alttaki 3a artı 2b eşittir 4. Buradan 2b'ler giderse 7a eşittir 14. A ne gelecektir? 2 gelecektir. Bir tanesini de yerine yazalım. Şurada 2 yazarsak 6 artı 2b eşittir 4. Buradan 2b eşittir eksi 2, b eşittir eksi 1 gelecektir.
Bizden ne istiyor? A eksi B istiyor. 2'den eksi 1'i çıkarırsanız ne olur diyor. Ne olur arkadaşlar? Tabii ki de 3 olur. Üçüncü soru. 2 x eksi y eşit 5 x y artı 4 olduğuna göre y'nin hangi değeri için x bulunamaz demiş arkadaşlar. X'i yalnız bırakalım. 5 x y'yi başa, eksi y'yi de sona atıyorum. 2 x eksi 5 x y eşittir y artı 4 oldu. Buradan x parantezini alırsam ne olur? 2 eksi 5 y eşittir y artı 4. 2 eksi 5 y'yi paydaya gönderirsem x eşittir y artı 4 bölü 2 eksi 5 y olacaktır. Paydayı 0 yapan değer ifadeyi tanımsız yapar arkadaşlar. 2 eksi 5 y'yi 0 eşitlersem 5 y eşittir 2, y eşittir 2 bölü 5 olacaktır. Daha doğrusu y 2 bölü 5 olamayacaktır. Y 2 bölü 5 olursa çünkü bulunamayacaktır. Bize de bunu soruyor. Demek ki aradığımız cevap 2 bölü 5. Denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Y'nin yerine ne yazın diyor? 2x eksi 4 yazın diyor. Yazalım. 6x eksi 3 çarpı 2x eksi 4 artı 1 eşittir 0. Düzenlersek 6x eksi 6x artı 12 artı 1 eşittir 0. Buradan 6x'ler gitti. 13 eşittir 0 geldi arkadaşlar. 13 0 eşit mi? Değil. Demek ki çözüm kümesi nedir? Boş kümedir arkadaşlar. Zaten y'yi de başa atarsak 2x eksi y eksi 4 eşit 0, 6x eksi 3 y artı 1 eşit 0 ifadesinde 2 bölü 6'nın eksi 1 bölü 3 eksi 3 ifadesine eşit olduğunu görüyoruz. Yani bu doğrular birbirine paralel, çözüm kümesi boş küme arkadaşlar. 2 mi eksi 1 ile ne eksi 1 sayıları aralarında asalmış, şöyle bir eşitlik verilmiş. Denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme ise, yani bu doğrular paralelse, yani katsayılar orantılıysa diyor. M ile n'nin çarpımı nedir? Katsayılar orantılıysa 2 mi eksi 1'in n eksi 1'e oranı 5 bölü 9'a eşitmiş. Bu ifadeler aralarında asal olduğuna göre sadeleşmiyorlar. Yani 2 mi eksi 1 neye eşitmiş? 5'e eşitmiş, n eksi 1 de 9'a eşitmiş. Buradan 2 m 6, m ne olacaktır? 3 olacaktır. N eksi 1 9, n ne olacaktır? 10 olacaktır. 3 kere 10 ne yapar diye soruyor. 3 kere 10, 30 yapacaktır. Denklem sistemini sağlayan bir tek x-y ikilisi olduğuna göre demek ki doğrular bir noktada kesişiyorlar. Demek ki doğrular paralel değiller arkadaşlar. Ne diyor? A çarpı B çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bu doğrular paralel olamaz. Öyle olduğunda da A ve B arasındaki ilişki, istenen ilişki olamaz. Paraleli alalım arkadaşlar. Paralel olsalardı ne olurdu? 2 bölü B eşittir eksi A bölü 3 olurdu. Çarparsak eksi AB, içler dışlar çarpımı 6 eşit, AB eşit eksi 6 olurdu. Ne zaman? Bu doğrular paralel olsaydı, ancak doğrular paralel olmadığı için a çarpı b eksi 6'ya eşit olamayacaktır. Olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Yukarıdaki ifadeyi deviriyorum. Ne olur? 2x artı 3y bölü xy eşittir 2. Buradan üstteki ifadeyi ayırıyorum. 2x bölü xy, x'ler sadeleşirse 2 bölü y artı 3 bölü, bu defa y'ler sadeleşirse x eşittir 2. Alttaki ifadede yapıyorum aynısını. Ne olur? Önce şu 2'yi sadeleştirelim tabi. Şurası 6 olsun. 3x bölü xy ne olacaktır? 3 bölü y olacaktır. Eksi 5y bölü xy, y'ler sadeleşecek. Eksi 5 bölü x olacaktır. Eşittir bu da ne olacak? Eksi 1 bölü 6 olacak. Buradan arkadaşlar bir tanesini gözümüze kestirelim ve yok edelim. Hangisini yok edelim? Şurada y'yi yok etmeyi gözüme kestirdim. Bunu neyle çarpalım? 3 ile. Bunu neyle çarpalım? Eksi 2 ile. Çarparsam 6 bölü y artı 9 bölü x eşittir 6. Eksi 2 ile çarparsam eksi 6 bölü y artı 10 bölü x
eşittir. Eksi 2 ile çarptığım için 1 bölü 3 oldu. 6 bölü y'ler ne oldu? Gitti. 19 bölü x topladım. Eşittir. Burada da toplarsak 3 kere 6, 18, bir daha 19 bölü 3 yapacaktır. 19 daha gitti. X ne oldu? 3 oldu. Bir tanesini de yerine yazalım arkadaşlar. X'i 3'ü. Üsttekini yazıyorum. 2 bölü y artı 3 bölü 3 2'ye eşitmiş. 2 bölü y. 3 bölü 3 1'dir. 2'ye eşitse 2 bölü y eşittir 1. Y eşittir ne olacaktır? 2 olacaktır. X artı y nedir diyor. 2, 3 daha kaç edecek? 5 edecektir. Olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Bir tanesini gözüme kestireyim. Hangisini yok edelim? Y eksi 5'i yok edelim arkadaşlar. Şurayı 2 ile burayı 7 ile çarpıyorum. Çarparsam 10 bölü x eksi 1 2 ile çarptım. Artı 14 bölü y eksi 5 19 bölü 2 ile çarparsam 19. Burası 7 ile çarptım. 21 bölü x eksi 1 eksi 14 bölü y eksi 5 eşittir. Eksi 7 bölü 2. Taraf tarafa toplarsak ne olacaktır? 31 bölü x eksi 1 eşit. Bunu 38 bölü 2 gibi düşünürsek 7 çıkarırsak 31 bölü 2 yapacaktır. Şunlar giderse x eksi 1 2. X ne olacaktır? 3 olacaktır. Bir tanesini de yazalım x yerine 3'ü arkadaşlar. Şunu da x yerine 3'ü yazıyorum. 3 yazarsam 3 eksi 1 2 3 bölü 2 eksi 2 bölü y eksi 5 eşittir. Eksi 1 bölü 2 oldu. 3 bölü 2'yi karşıya atarsam eksi 3 bölü 2 toplarsam eksi 4 bölü 2 olacak. Eksi 2 bölü y eksi 5 eşittir. Eksi 4 bölü 2. Eksiler birbirini götürdü. Daha sonra 4 bölü 2'de 2 oldu zaten. İkiler de birbirini götürdü. Y eksi 5 ne eşit? 1'e eşit. Y buradan ne geldi? 6 olarak geldi. X artı y ne oldu o zaman? 3 artı 6, 9 oldu. A ve B sıfırdan farklı gerçek sayılar. X, A, B şeklinde bir işlem tanımlanmış. 2 eksi 3B bölü AB'ymiş. Y, A, B şeklinde bir işlem tanımlanmış. O da buymuş. Buna göre X, M, N, Y, N, M'ye eşitse M bölü N nedir diyor arkadaşlar. X, M, N ne anlama geliyor? Birincinin 2 katı 2M eksi 3 N bölü M çarpı ne anlamına geliyor? Y, N, M ne anlamına geliyor? Y'de olunca ne oluyordu? Y, N, Y, N, M. Birinci olarak ne? N artı 4M bölü 3 N, M. Buradan N, M'ler giderse içler dışlar çarpımı yapalım. 3 ile çarparsak 6M eksi 9 N eşittir. N artı 4 M. Buradan 9 N'yi sona atarsam 10 N eşittir. 4 M'yi başa atarsam ilk M olacaktır. Ne istiyor bizden? M bölü ne istiyor? M bölü ne olacaktır? 10 bölü 2 o da 5 olacaktır. Bir fabrikada her ay düzenli olarak 10 bin ton ayçiçek yağı üretiliyor. Bunun %80'i bayilere gönderiliyormuş. Geriye ne kalıyor? 2 bin ton kalıyor. 2 bin ton her ay depoda birikiyormuş arkadaşlar. Yılbaşında da yılın sonunda da ne oluyormuş? Bu ürünlerin yarısı iskontolu satışlarla elden çıkarılıyormuş. Başlangıçta depoda 16 bin ton yağ bulunuyormuş. Depodaki yağ miktarının ilk 18 aydaki değişimi hangisi olur diyor. İlk başta 16 bin ton vardı. 16 ile başlayacak grafiğimiz. Burada 0 ile başlamış gitti. 32 ile başlamış gitti. 2, 2 artacak. 12 ayda 12 çarpı 2, 24 artacak. 16 artı 24, 40 bin tona çıkacak. 40'a çıkmış ama 12. ayda değil. Daha erken çıkmış. Gitti. 12. ayda 40 bin ton oldu. 12. ayda 40 bin ton oldu. Peki 18 aydaki değişim hangisidir demişti. 12. ayda yarıya iniyor. 40'tan nereye iniyor? 20'ye iniyor. 40'da sabit kalmış burada. Bu değil. Demek ki doğru cevap B şıkkında. Aşağıdaki grafikte sabit hızda K şehrine doğru hareket eden bir aracın K şehrine olan uzaklığının zamana göre değişimi verilmiş arkadaşlar. 2 saatte ne kadar yol gitmiş araç? 100 kilometre yol gitmiş. 1 saatte ne kadar gider o zaman? 1 saatte
50 kilometre yol gider. Bu bizim aracımızın hızı. Buna göre aracın K şehrine olan uzaklığının Y, hareket ettiği süreye bağlı denklemi hangisidir diyor. Y, K şehrine olan uzaklık başlangıçta 300 kilometreydi bu. Her ay ne kadar yaklaşıyor? 50 kadar. 50 T arkadaşlar ya da 50 X. T'ye bağlı vermiş cevabı. 300 eksi 50 T nerede? B şıkkında. Dördüncü soru, aşağıdaki sarı ve kırmızı renkli çubuklarla oluşturulan şekiller verilmiştir. Aynı renk olan çubuklar özdeştir. Sarı parçaların uzunlukları A olsun, kırmızılar B olsun. O zaman 2A ile 3B'nin toplamı neymiş? 30'muş arkadaşlar. Peki 3A ile 4B'nin farkı neymiş? 11'miş. Buna göre A ve B'yi bulalım arkadaşlar. Bizden de ne istiyor? 2A ile 2B'nin farkı nedir diye soruyor arkadaşlar. Nasıl düzenleyebiliriz bunu? Yukarıyı 4 ile çarparsam, aşağıyı 3 ile çarparsam ne olur? 8A artı 12B eşittir 120. 4 ile çarptım. Aşağı 3 ile çarpıyorum. 9A eksi 12B ne oldu? Şurası 11'di. 33 oldu. 12B'ler buradan gitti. 17A eşittir 153. 17'nin 10 katı, 153 de 9 katı. A ne geldi buradan? 9 geldi arkadaşlar. Bir tanesini de yerine yazalım. A'nın yerine 9 yazdım. 2 kere 9 18. 18 30'dan çıkarılırsa 12. 3 kere 4 12. B'de ne olacaktır? 4 olacaktır. Bizden ne istiyordu? 2A eksi 2B istiyordu. O da 18 eksi 2B 8 yapıyor. Ne yapacaktır? 10 yapacaktır. Bir öğretmen öğrencilerine 20 soruluk bir test uyguluyor. Her doğru cevaba 5 puan veriyor. Her yanlış cevap için de 2 puan siliyor. Bu testten 58 puan alan ve tüm soruları cevaplayan bir öğrencinin yaptığı doğru ve yanlış sayılarını bulmak için kullanılması gereken denklem sistemi hangisidir diyor. Doğru sayısını D ile, yanlış sayısını Y ile gösterelim. Evet, toplam kaç tane cevaplıyor? 20 sorunun hepsini cevaplıyor arkadaşlar. Yani D artı Y 20'ymiş. D artı Y 58 demiş olmaz. D eksi Y 20 demiş. D artı Y 20, D artı Y 20, D artı Y 20. Sonra kaç puan almış? 58 puan almış. Bu puan nasıl oluşuyor? Doğrulara 5 puan veriliyor. Her doğru sayısına 5 puan veriliyor. Her yanlış puan için, yanlış net için de 2 puan siliniyor. 5D eksi 2Y neymiş? 58'miş. Bu da nerede? 5D eksi 2 58. Doğru cevap B şıkkında. Ders anlatım föyümüz burada sona ermektedir. Bir sonraki föyde yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.